Allah el Kerim ve Allah el Baki Allah fe men kana fi kalbihi Allah fe me'inuhu fi'd-dareyn Allah fe hasbuhu Allah. Evet gönül dostları, Rabbim şu güzel akşamda mübarek Şaban-ı Şerif'in son diliminde evlerinize, gönüllerinize, ülkemize, ümmeti Muhammed'e huzur versin. Amin. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, feyzi sizlerin, bizlerin, ümmeti Muhammed'in üzerine olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Evet, bugün de yine Kudüs'e bakış programının birisini daha ifa edeceğiz burada. Çok değerli bir konuğumuz, önemli bir bilim insanı, ilim insanı, sevdiğimiz dava insanı. Onu burada sizler adına konuk edeceğim. Yine bir kardeşimiz, evladımız var burada, Hafız-ı Kelam. Hakeza onunla birlikte biz üç kişi hanelerinize misafir olacağız. Rabbim inşallah feyizdar olanlardan eylesin. Amin. Programımız da hayırlara vesile olsun. Şimdiden Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyorum. Allah nasip ederse amin. Haftaya bugün de yine biz Ramazan-ı Şerif'in ilk teravihsini kılacağız. İnşallah. Ve pazarı da Allah nasip ederse oruca kalkacağız. Rabbim bizim ayımız olan Ramazan-ı Şerif'e bizleri sizlere kavuştursun diyorum. Kıymetli gönül dostları, evet. Mirasımız Derneği'nin katkılarıyla sunduğumuz bu Kudüs'e bakış programı gerçekten siz değerli dostlarımız tarafından göstermiş olduğunuz ilgi ve alaka bizleri memnun ediyor. Tabii Kudüs bizim. Ümmeti Muhammed'in önemli olmaktan da öte kanayan bir yarası. Bu da Ümmeti Muhammed'e tedavisi düşüyor. Bizler de alemlere rahmet peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olduğumuza göre aynen bir azanın ziyan, zarar ya da acı, ızdırap çektiğinde diğer azaların hissettiği gibi Ümmeti Muhammed'in bu durumunu hissetmezsek bu da bir vebaldir. İşte biz burada değerli konuklar, konuklarımızı sizler adına misafir ederken onlara bunu soruyoruz. Ben de sizin gibi şanslıyım. Her birisinden ayrı ayrı güzellikleri, ayrı ayrı ilmi, bilmediklerimi öğrenmiş oluyorum. Bugün de yine bilmediklerimizi öğrenmek üzere ben sizler adına bu değerli konuğuma, büyüğümüze soracağız ve cevabını alacağız. Ama her şeyden önce sizler adına bir kendilerine hoş geldin diyeyim. Daha sonra da programımıza başlayalım. Evet, değerli bir ilim adamı, bilim adamı, güzel insan, dava insanı, ESAP yani açılışı, Ehli Sünnet Alimler Birliği Başkanı Abdullah Cihangir. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah-u Teala hayırlı yayınlar ihsan eylesin. Başta Kudüs ve diğer işgal altındaki bütün Müslüman belde ve topraklarının bir an önce kurtuluşunu nasip eylesin. Amin hocam. Ve de Şaban'ı bitirirken, Ramazan'a girerken bu yayının hayırlı ülkemize, memleketimize ve Kudüs'e hayırlı hizmetler sunmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Bizi de davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Hem Mirasımız Derneği'ne hem size de öyle bir fedakarlıkta bulunduğunuz için de teşekkür ediyor. Allah razı olsun diyorum. Eyvallah hocam. Hocam sorularımız var. Çok öğreneceğimiz şeyler var. Ama bir misafirimiz daha var. Evet. Misafirimizi de tanıyalım. Bir de açılışı ben her ne kadar yaptıysam da Ehl-i Sünnet Alimler Birliği'nde tekrar size sormak istiyorum. İsterseniz hafıza geçmeden önce Ehl-i Sünnet Alimler Birliği nedir? Ehl-i Sünnet Alimler Birliği 5 yıl önce işte birkaç Emin Saraç hocamızın tavsiyesi ve gölgesinin altında hocalarımızla bir araya gelerek kurduğumuz bir cemiyettir. Genel merkezi İstanbul'dadır. Ve buradan maksat İslam dininin doğru anlaşılması, yanlış anlaşılanları düzeltmesi ve dolayısıyla geriye
ümmet için hayırlı bir nesil mirasımız dediniz ya. Evet hocam. Hazreti Peygamber'in hayırlı bir mirasını olduğu gibi geriden gelen nesillere aktarmak. Bunun için tabii ki çok çeşitli komisyonlarımız var. Bu komisyonlar vasıtasıyla ülkemizde ve İslam dünyasında ezilen Müslümanların yanında yer almak, dediğim gibi Müslümanları İslam adına bilgi kirliliğinden kurtarmak, doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak için kurulan bir cemiyettir. 3 ayda bir panel konferans yapıyoruz. Bundan 3 ay önce son asrımızda hadis inkarcılığı ve sebepleri diye bir panel yapmıştık. Evet hocam. Gerçekten değerli hocalarımız katılmış. Çok büyük bir beğeni toplamıştı. İnşallah 18 Haziran'da, Mayıs'ta yine bir panelimiz var Allah'ın izniyle. Üsve-i Hasene ve Peygamberimizin ve peygamberlerin varisleri alimler. Maşallah. Evet. Onu inşallah işleyeceğiz Allah'ın izniyle. Henüz yerimizi belirlemedik ama 1-2-3 gün yerimizi belirleyeceğiz. Duyurularımızı da yapacağız inşallah. Katılımcı hocaları da yapacağız. Hocalarımızla da görüştük. Böyle bir hizmet içerisindeyiz. Sizlerden, dinleyicilerden dualarını, desteklerini bekliyoruz. Ve diyoruz ki Rabbimiz bizi bu yolda, Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak bize çok müthiş bir dua öğretmiş. Estaizu billah, bismillah. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lena min ledunke rahme inneke entel vehhab. Rabbimiz hidayetten sonra kalplerimizi saptırma. Amin. Katından bize, lütfundan ve kereminden, ilminden bize hibe eyle. Dolayısıyla insan alim de olsa sapıtabilir. İşte biz bu duayı yapıyoruz ki ümmeti Muhammed'in ve bizlerin Cenab-ı Hak gelecekte kalplerimizi hidayetten saptırma, hidayetten sapmasından muhafaza eylesin diyoruz ve derneğimiz bunun için var. Allah bu yolda hayırlı hizmetler muvaffakiyetler ihsan eylesin diyoruz. Allah razı olsun hocam. Biz de başarılar dinliyoruz. Allah razı olsun. Hem dualarınızı bekliyoruz. Dualarımızda bir de yer ve mekan olduğunda tarih belli. İnşallah. Bize haber verirseniz biz önümüzdeki hafta bu inşallah. Mavi Karadeniz TV'den inşallah. De bunun duyurusunu şeref yapmış oluruz hocam. İnşallah. Eğer yer ve mekan belli olsaydı belli buradan inşallah. Yapmış olacaktık. Evet gönül dostları, Allah razı olsun hocam ve hocam gibilerden, bu dini dert edinen, dava edinenlerden. Evet, yine bir kardeşimiz var, evladımız var. Onu da sizler adına, ona da bir hoş geldin dedikten sonra ama bizlerin söyleyeceği kelam tabii ki kelamdır ama en güzel kelamı, Hazreti Allah'ın kelamını ona okutacağız. Bu kardeşimiz de, evet, Hafız, efendim, İhsan. İsa. İhsan değil mi hocam? İsa. 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 Burada böyle yazmışız. İsa, Eren Kara. Hı hı. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Yaklaştırın onu. Sağ olasın hocam, teşekkür ederiz. Nasılsınız? Bir tanıyalım sizi. Ben Hafız İhsan. Evet. Diyarbakır'ın Dicle içerisinde oturuyorum. Hafızını Tillo'da yaptım. Sedem Arabur'un. Tillo. Tillo. Şimdi hocamın yanında hafızlara ders veriyorum. Ha yani Kur'an kursu öğretmeni, öğreticisi. Fahri, evet. Maşallah. Memnun musun hayattan? Evet hocam. Kur'an'a hizmet. Kur'an'a hizmet ediyoruz. İnşallah devam edeceğiz. Ne güzel. Rabbim sayılarınızı artırsın, muvaffak eylesin. Bunlar yıldızlar değil mi hocam? Tabii şimdi bizim vakfımızın kurduğumuz Hareket Vakfı'nın bir hedefi. Başta Kars'tan başlayarak ben Karslı olduğum için her köyden 10 hafız çıkarmayı planlıyoruz, hedefledik. Projemiz budur. Her köyden 10 hafız olsun. Maşallah. Eğer biz her köyden 10 hafız çıkarmayı başarırsak Allah'ın izniyle ülkemizin ve Müslümanların
birçok acısı dinecek. Ha, bu arada biz üzerimize düşen görevi yapmaya çalışıyoruz. Yoksa gidip bir yerde oturup, bir kamelyada oturup, işte çay, kahve içip vaktimizi tüketebiliriz ama Allah'ın verdiği bu ilmin hesabını nasıl vereceğiz diye düşünüyoruz. Onun için son nefesimize kadar devam. Çok yerinden çocukları getiriyoruz. Elhamdülillah. Şu ana kadar 200'ün üzerinde hafız mezun ettik. Maşallah. Geçen ay 3 hafızımız diploma aldı. Bu önümüzdeki Haziran'da inşallah yine 6 tane hafızımız hafızlık imtihanına girecek. Geçtiğimiz aydaki imamlık imtihanında da bizim vakıftan 9 tane talebemiz imam oldu elhamdülillah. Bu maşallah. Da bizim için sevinç olan bir şey. Biz ömrümüzün sonuna kadar böyle gideceğiz. Allah nefes verdikçe kaç talebe yetiştirirsek bizim için en büyük sermaye servet olacaktır. Rabbim ömrünüze bereket amin, versin amin. Hocam. Bu yolda hafızların da sayısı artsın. Amin. Çalışan hepsine inşallah. İnşallah. Gönül dostları, evet bu vesileyle yarın da Türkiye'nin ilk, burada da kendilerini bir kandilde konuk etmiştik. Hakikaten bizi çok duygulandırmışlardı. 63 ülkeden zeki öğrencilerin hocam ülkemize gelerek ilk ve tek, inşallah sayıları artar, çok değerli bir okulumuz Fatih Sultan Mehmet. Evet. Uluslararası İmam Hatip Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Lisesi, evet. Anadolu İmam Hatip Lisesi. Yarın da 13 tane, benim bildiğim 13, herhalde 23 de olabilir. Burada bir şeyim olmasın. Hafızlar kurra hafız oldular. Maşallah. Kurra hafız oldular. Onların merasimi var Fatih Camisi'nde. İnşallah biz de burada Mavi Karadeniz TV'de bir bant olarak çekildikten sonra herkesin tanımaları için inşallah o hizmeti de biz sunmuş olacağız hocam, Allah nasip ederse. Antiparantez, biz hafızlığın yanı sıra Kütüb-i Sitte'den, Riyaz-ı Salihin'den talebelerimize Riyaz-ı Salihin'i şu ana kadar 8 defa hatmettik. Hmm. Ve seçme yaptık 500 hadis. Bu talebelerimize bunları ezberletiyoruz. Şu anda imam olup 900 hadis, 700 hadis ezberleyen talebelerimiz var. Evet. Lafzıyla beraber. Maşallah. Evet. Rabbim muvaffak etsin amin. Hocam. Allah razı olsun. Amin. Evet gönül dostları, sözü Allah'ın kelamına bırakalım. İsa kardeşimiz şöyle gönüllerimize, şu anki bulunmuş olduğumuz bu sofraya, Mavi Karadeniz TV'deki bulunmuş olduğumuz bu stüdyodaki soframıza, siz gönül dostlarının ev sofranıza, ev hanelerinize şöyle Hazreti Allah'ın kelamıyla girmek istiyoruz. Ve bu okuyacağı Kur'an-ı Kerim'i ilk peygamberden son peygambere, aralarında ne kadar varsa hepsine, ilk şehidimizden son şehidimize, siz Mavi Karadeniz TV ekranlarından bizleri izleyen tüm gönül dostlarının geçmişlerine ve geçmişlerimize, şu güzel vatanı bizlere emanet eden şehitlerimize şu hedaya gitsin diyoruz. Ve sizi Kur'an'la baş başa bırakıyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Mâ kâne alen nebiyyi min haracın fîmâ feradallâhu leh. Sünnetallâhi fîllezîne kâlev min qabl. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ
يبلغون رسالة الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد رجالكم ولكن رسول الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Evet hocamızdan Allah razı olsun. Çok çok teşekkür ederiz. Rabbim sizi yetiştiren anadan, babadan, hocalarınızdan, amin, herkesten razı olsun. Amin. Evet gönül dostları, tarih boyu birçok olayların yaşandığı, tevhidin tarihine şahitlik ettiği, İsra ve Mirac'ın vuku bulup şekillendiği, beldeler içinde ayrı bir yere sahip olan Hazreti İbrahim'in, Hazreti Musa'nın, Hazreti Davud Aleyhisselam'ın ve Hazreti İsa'nın yaşadığı, tebliğ ettiği İncil'in, Zebur'un, Tevrat'ın geldiği, alemlere rahmet peygamberinin Miraç'a yükseldiği ilk kıblemiz, ikinci mescidimiz, üçüncü haremimiz olduğu, Kur'an'ın zikrettiği, etrafının mümbit ve bereketli diye bize arz ettiği Kudüs. Hocamı da bulmuşken biz şimdi kıymetli hocama
şu soruyu soralım. Hocam, Kudüs sizin için ne ifade ediyor? Buradan başlayalım. Evet, tabii ki Kudüs deyince kelimenin anlamı zaten mukaddes demektir. Evet. Yeryüzünde şüphesiz ki Kudüs-ü Şerif Mekke'de yapılan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu Zerri Gıfari dedi ya Resulallah, yeryüzünde ilk yapılan mescit hangisidir? Evet. Dedi ki Mescid-i Haram'dır. Ondan sonra yapılan hangisidir? Kudüs'te yapılan Mescid-i Aksa'dır. Dolayısıyla Cenab-ı Hak Mekke'den sonra ikinci kez Kudüs ve etrafını harem bölgesi ilan etti. Ve dolayısıyla Kudüs bizim için mukaddes beldelerden bir beldedir ki Febarekna havlehu diyor Cenab-ı Hak, değil mi ayet-i kerimede? Evet. Biz Kudüs'ün etrafını İsra suresinin ilk ayetini mübarek kıldık. Mübarek kıldığına göre orada bulunmak bile Allah'ın bereketine nail olmaktır. Oradaki ibadet diğer beldelerde Mekke ve Medine hariç diğer beldelerden daha üstündür. Ve nitekim Mescid-i Aksa'ya gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Haram'da kılınan bir rekat namaz diğer mescitlerde kılınan 100.000 rekat namaza bedeldir. Mescid-i Nebevi'de kılınan, benim bu mescidimde kılınan bir namaz diğer mescitlerde kılınan 1.000 rekat namaza bedeldir. Sonra Mescid-i Aksa'da kılınan bir rekat namaz diğer mescitlerde kılınan 100 rekat namaza bedeldir buyuruyor. Böyle bir mukaddes mescidi içinde bulunduran ve İslam'ın başlayışıyla 13 yıl Mekke-i Mükerreme'de, 16 ayda Medine-i Münevvere'de olmak üzere 14 yıl 6 ay Müslümanlara kıble olmuş bir mukaddes bir beldedir. Dediğim gibi Cenab-ı Hak buyuruyor ki وَبَارَكْنَا حَوْلَهُ biz etrafını mübarek kıldık. Bu böyle olunca günde diyelim ki bizim başka bir beldeye günde 1.000 tane rahmet meleği iniyorsa Kudüs'e günde 100.000 tane rahmet meleği iniyor demektir. Allah Allah. Tabii bu anlamdadır. Çünkü biz etrafını Mescid-i Haram'ın haramı ve etrafını mübarek kıldık diyor Cenab-ı Hak ayeti kerimede. Müslümanlar için bu mukaddes bir belde olduğu için korunmasının devamı, işgal altında ise kurtarılması Müslümanların tamamına bir vecibedir. Bir görevdir, bir farzdır. Ama bu farz yukarıdan aşağıya doğru paylaşılarak gelir tabii. Herkes gücü nispetinde bu mesuliyetten, bu sorumluluktan hesaba çekilecektir. Ama en azından hani Hazreti Aişe validemiz radıyallahu teala anha Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme soruyor, diyor ki Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bir ordu Kabe'yi yıkmak için yürür de bir yere gelir, Allah onların hepsini yerin dibine geçirir. Hazreti Aişe validemiz ne kadar akıllı bir hanım ki Allah onu çok genç yaşında peygambere seçti. Ya Resulallah, ama içinde diyor savaş için gitmeyenler var, ticaret için zorla götürülenler var. Bunlar ne olacak? Diyor ki yub'asune ala niyyatihim, herkes niyeti üzere dirilecektir. Dolayısıyla bu mesuliyet kişinin gücüne göre dağılır. Ha gidip Filistin'in yanında, Filistinli mücahidin yanında savaşamıyorsan oraya yardım gönder. Oraya onu da yapma gücün yoksa dua et. Duadan da mı mahrumsun yani? Çünkü kelimetun tayyibe sadaka. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her iyi kelime sadakadır. En az oturduğun yerde Kudüs'ün zulüm altında olduğunu, Kudüs'ün işgal altında olduğunu, Siyonistlerin Kudüs'ü zorla işgal ettiğini, arkasına Amerika'yı, Avrupa'yı, Rusya'yı, diğer kiliseler birliğini aslında baktığınızda Hristiyanlığa göre mukaddes belde. Ama bak Hristiyanlar bugün Yahudilere aldanarak bu mukaddes davalarından vazgeçmiş durumdalar. Evet. Onlara satmışlar bunu. Onun için Kudüs deyince biz Mescid-i Haram ve etrafının
mübarek kılındığı, duaların orada makbul olduğu, Allah'ın her gün diğer beldelere göre Mekke ve Medine hariç 100 katı rahmetin yağdığı bir belde, mukaddes bir belde ve bir diğer rivayete göre de mahşer yerinin de tekrar Kudüs'te kurulacağına dair de bir rivayet var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Şimdi oraya bir buyuruyor. Nokta koyalım hocam. Evet. Allah razı olsun. Biz de diyelim ki, burada bir değerli konuğumuz şöyle demiştik. Gerçekten kendisini, Musa Biçkioğlu, kendisini tamamen Kudüs'e adamış. Yani tarihini, her şeyini incelemiş. Biz buraya gelen sizin gibi her değerden farklı bir şey alıyoruz hocam. Evet. Bu vesileyle ben de Kudüs'ü iyice öğrenmiş oluyorum yani. Ne güzel bir şey. Evet. Bir defa gittim ama gerçekten de biliyorsun, gitmek ayrı bir şey. Benim de Kudüs serüvenim var. İsrail'in beni hapsettiği var. Onları soracağım hocam. Evet. Çok güzel bir yere değindiniz. Evet. Gidemiyorsak da herkes kendine göre bir mesuliyeti var tabii dediniz. O zaman biz de diyelim ki Musa Biçkioğlu hocamız demişti ki ya hocam Kudüs aslında özgür. Ümmet özgür değil. Tabii çok güzel demiş. Tabii evet, ki. Evet. Ümmet özgür tabii olsa dedi. Tabii. Şimdi Kudüs diye bir derdi davası olmaz ki dedi. Evet. Orada dedi 6 milyon Yahudi, bir tarafta da 1 milyar 700 milyon Müslüman. Ben de o zaman hocam siz buraya getirdiniz. Mesajımızı şöyle verelim. Gönül dostları, Mavi Karadeniz TV ekranlarından bizleri izleyen güzel insanlar. Biliyoruz bu hocalarımdan ben öğrendiğim gibi sizler de birçok şeyleri öğrendiniz, duydunuz. Evet. O zaman herkes kendi nispetine göre, dendiğine göre Allah razı olsun Mirasımız Derneği bu güzel konuyu hanelerinize kadar taşıyor. Sizin gibi değerli gönül dostlarımız da oradaki kardeşlerimize, oradaki esas bizlerin adına Mescid-i Aksa'da nöbet tutanlara ya da Siyonizmin zulmü altında inim inim inleyen o kardeşlerimizin birçok dertleri var. Evet, Mirasımız Derneği gibi derneklerimizin sayısını Rabbim çoğaltsın. Başka Amin. Derneklerimiz de var. Hamdolsun bu ümmetin göz bebeği olan bu ülkede bunu dava edinmiş. Mirasımız Derneği de dava edinen derneklerimizden birisi. Ben hemen size televizyonumuzun Kudüs'teki projelere destek için orada numaramız var. Hemen o numarayı tekrar siz orada okuyorsunuz. Ben de size vermiş olayım. 0212 524 0101 4'ü arayarak hem dernekten bilgi alıp hem de ne yapabiliriz ya da ne yapıldığını daha iyi öğrenmeniz için size Mirasımız Derneği'nden bilgi verilecektir. Sizlerin de efendim bu güzide dernekle birlikte el birliğiyle ne yapabilirin sorusunu orada inşallah bulacaksınız. Yine belki bir şey değil ama çok bir şey ifade etmiş olmayabilir ama sizler için. Yine hemen sağ köşesinde Kudüs'e destek, Kudüs yazıp 57-72'ye gönderdiğiniz zaman belki çok küçük, cüz'i bir şey ama en azından bir nebzede olsa etrafının mümbit olduğu ve ümmetin, daha doğrusu insanlığın kim oraya sahip çıkarsa gönlünün huzurlu olacağı, bereketli olacağı, kendisinin de birçok sıkıntılardan, sıkıntıdan maksat dert edinmişsin. Böyle bir sıkıntıya katkı vereceğinin ifasıdır. Efendim 57-72'ye bir mesaj göndererek en azından böyle bir katkıda bulunabilirsiniz. Diyor, ben hocama hemen dönüyorum. Hocam, ben bir şey sormak istiyorum. Buyur. Size. Şimdi bütün peygamberlerin serüvenine baktığımız zaman Hazreti Adem'den işte yeryüzünde ikinci mescit. Şunu görüyoruz ki bütün peygamberler orada oraya gelmiş. Şüphesiz. Heh. Bütün peygamberler iki yere mutlaka gitmişler. Heh. Biri Mescid-i Haram, biri Mescid-i Aksa. Heh. Mescid-i Aksa. Şimdi bütün peygamberler gitmiş. Hazreti İbrahim orada evlenmiş. Orada çocuk sahibi olmuş. Orada da metfun. Orada da metfun olmuş.
Yine son peygamberini Hazreti Allah Celle Celaluhu kendi katına çıkartmak için de önce oraya davet ediyor. Tabii. Sonra oradan. Bak. Ve tevhidin yazıldığı ve tevhidin canlı kaldığı bir yer. Ama bunların içerisinde de bir peygamber var ki Hazreti Musa aleyhisselam. Kudüs'ü neden fethedemedi? Evet. Yani büyük bir peygamber. Ulu'l-Azam. Ulu'l-Azam tabii. Ulu'l-Azam sahibi. Evet. Şimdi tabii. Buyur hocam. O orduda sadece Hazreti Musa yoktu. Üç peygamber vardı. Yine kendi kardeşi Hazreti Harun. Yine Hazreti Musa'nın yeğeni veya bir iki göbek öteden amcasının oğlu Yuşa aleyhisselam. Burada da Yuşa var. Evet, evet. Üç peygamber vardı bu orduda. Ve Kudüs'ün önüne geldiklerinde 300 bin tane savaşçı vardı. 300 bin. Evet, 300 bin. Ve o zaman Kudüs Amerikalıların elindeydi. Amalik diyelim. Çoğu Amerika değil, Amerikalıların elindeydi. Hazreti Musa aleyhisselam min Kudüs'ün önüne getirdiği bu topluluk Hazreti Musa'nın 9 büyük mucizesini görmüştü. Bakınız çok enteresan. Bir değil. 9 büyük mucize, belki yüzlerce küçük mucize. Bu 9 büyük mucizenin birisi elindeki asayı atıyordu, ejderha oluyordu. Sihirbazların tüm şeylerini yutup evet. yok ediyordu. Sağ elini koynuna koyup çıkarınca bembeyaz oluyordu. Tekrar koyunca eski haline dönüyordu. Yine Cenab-ı Hak onun duasıyla İsrailoğullarına kan verdi. Suyu eve götürüyorlar, içecekler kan olmuş oluyordu. Kurbağa verdi, buğday biti verdi, çekirge verdi. Hmm. Tabii her seferinde dua et bunlar gitsin sana iman edeceğiz. Dua edince zaten gideceklerdi canım. Gelince senin uğursuzluğun, gidince zaten gidiyorlardı. Ve son olarak da iki büyük mucize daha verdi ki bunlardan birisi İsrail oğullarını nereden geçirdi? Denizden. Salimen 12 yol açıldı. Ya şimdi akıl olur mu? Su duvar olur. Su duvar oldu sanki önüne cam koydun. 12 kabile İsrail oğulları girdiler. Hazreti İshak'ın 12 Yakup'un 12 çocuklarını sülalesine. Birbirlerini öteden görüyorlar suların arasına. Peşinden Firavun 100 bin kişilik ordusuyla girdi ve su onlara geldi. Hepsini boğdu ama onlar devam ediyorlar. Hmm. Karşıya geçtiler. Allah Firavun'un bizzat cesedini ve on binlerce askerinin cesedini de Filistin tarafına attı. Bu mucizeyi de gördüler. Bu büyük mucizelerden sonra Hazreti Musa onları aldı, Kudüs'ün önüne getirdi. Ne diyor Cenab-ı Hak? Maide suresi 20. ayet olacak. Musa aleyhisselam kavmine dedi ki, ey kavmim hatırlayın Allah'ın size verdiği nimetleri. Sizden çok peygamberler ve krallar gönderdi. Size verdiği bu nimeti başka hiçbir kavme vermedi. Ya kavmi tulul ardal muqaddasata allati kataba Allahu lekum ve la tertaddu ala adbarikum fetenqalibu khasirin. Ey kavmi şimdi siz Allah için cihad edin, kapıdan girin, zafer bu. Allah bu toprağı size yazmış bak. Size yazmış diyor peygamber. Şimdi herkes biliyor peygamberi yalan söyler mi? Asla. Ebu Cehil'e sordular, Muhammed yalan söylüyor mu asla dedi. Ebu Süfyan'a sordular, düşman diyor bunu, dost değil. Evet. Bir tane müşrik bugüne kadar peygamber yalan söyledim diye bir şey dedi mi? Yok böyle bir şey. Peygamber emanete ihanet etmez. Peygamber verdiği sözden dönmez. Ve buna rağmen Hazreti Musa'ya dediler ki, ya dedi siz girin Allah sizi muvaffak kılacak. Size zafer nasip edecek, Kudüs'ü fethedeceksiniz. Yanında Hazreti Harun, yanında Hazreti Yuşa. Üç peygamber. Ne dediler? Ya Musa, inne fiha kavmen cebbarin. Orada zorba bir kavim var. Biz o kavimden korkarız. Evet.
Bugünkü Müslümanların sözleriyle özdeşleşiyor. Dikkat ederseniz. Canım İsrail'le savaşamayız. Arkada Amerika var arkasında. Ya sen samimi Müslüman olsan senin arkanda Allah var. Amerika. Aynen. Ama sen samimi değilsen. Hazreti orada zorba bir kavim var. O kavim açılır, çıkar giderse valla biz gireriz. Çıkmazsa girmeyiz, korkarız biz. Amerika'nın teknolojisi var. Ya Hazreti Musa dedi ki ya korkmayın, Allah'tan korkun. Amerikalılardan değil, Allah'tan korkun dedi. Ve biraz daha zorlayınca ne dediler? Ya madem ki Rabbim bu kadar güçlü, فَذَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّ هَا هُنَا قَائِدُونَ Sen ve Rabbin gidin savaşın, ha biz burada oturuyoruz. İnat ettiler. Gitmedim. Hazreti Musa ne dedi? Dedi ki ya Rabbi benim gücüm bana ve kardeşime yetiyor. Şu zalim kavme vereceğin cezayı ver. Allah da dedi ki فَاِنَّهَا مُحَرَّمٌ عَلَيْهِمْ اَرْبَع۪ينَ سَنَةً O Kudüs 40 yıl onlara haramdır abi. Bu senin amca oğullarına haramdır. يَتِهُونَ فِي الْاَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ Onlar tihs arasına düşürülecek, cezalandırılacak. Sen fasık bir kavme üzülme dedi. Niye böyle oldular şimdi Hacı Hocam? Çok enteresan. Bakınız. İsrailoğulları Hazreti İbrahim'in neslinden, Hazreti İshak'ın, Hazreti Yakub'un neslinden olmalarına rağmen, peygamberlere iman etmelerine rağmen nerede yaşıyorlardı? Evet. Mısır'da değil mi? Evet. Peki İnandığı kanunlarla mı idare ediliyorlardı yoksa batıl kanunlarla mı? Ha, bura çok önemli. İnandığı kanunlarla idare edilmiyorlardı. Hmm. Mısır'ın şirk düzeniyle idare ediyorlardı. Bir insan diyor ki müfessirler kendi inancıyla idare edilmiyorsa fıtratı bozulur. Ha. Fıtrat bozuldu mu o İnsanlarda birkaç haslet ortaya çıkar. Bir, nimete şükretmemek, nankörlük. Bak, Tih sahrasında bıldırcın etine şükretmediler, selva kuşuna şükretmediler, kudret elvasına, kayadan çıkan suya şükretmediler, acur mercimek soğan istediler. İki, Allah'tan değil zalimlerden korkarlar. Bak çok enteresan. Üç, inatçı olurlar. Şimdi Hazreti Musa onları salimen geçirdi ya Filistin'e. Onlara dedi ki Allah müjde size. Allah Firavun ve askerlerini boğdu. Onlar ne dediler Hazreti Musa'ya? Ya Musa dediler mutlaka sen aklını üşüttün. Ya biraz önce bu büyük mucizeyi gören, bu büyük mucizelerini gören peygambere söylüyorlar. Hiç Firavun boğulur. O bir ilahtır. Niye? Çünkü onlar da İsrail, Mısırlarla beraber Firavun'a secde ede bilinç altında Firavun'un sanki ilahlığına inanmış. Hatta bugünkü Yahudilerin itikadına göre de Firavun boğulmamıştır. Çevirdikleri 12 Emir filminde Firavun atıyla geri dönerek gitmektedir ha. Evet, batıl inanç devam ediyor. Şimdi Allah'tan değil zalimden korkarlar. Onun için ki bugünkü Müslümanlar Allah'tan korkmuyorlar. Avrupa'dan korkuyorlar, Amerika'dan korkuyorlar. Bir avuç Yahudi'den korkuyorlar. Şimdi niye böyle oldular? Şimdi Bedir'de Müslümanlar kaç kişiydi? Çok azdı hocam. 313 kişiydi. Evet, 300 kişi. Yani 313, 300 olsun, 305 olsun. Evet. Ama Bizans vardı, İran vardı. Hazreti Peygamber'e diyorlardı ki, ya tamam Araplarla nasıl baş edeceksin? Ya Allah bize yardım edecek. Ve Allah bize yardım etti Araplara karşı. Bizans ve İran ne olacak? Amerika, Rusya, Çin ne olacak? Dediği gibi bugünkü Müslümanların. Dedi ki, hasbunallahu ve ni'mel vekil. O en güzel yardımcıdır. Onun yardımı bize yeter. Allah ne yaptı? İran'la Amerika arasında savaş verdi. Birbirleriyle savaştılar. Güneyde Müslümanlar ne yapıyor? Hazreti Peygamber ne yapıyor? Hiç fırsatları olmadı. Dilerse Allah bugün Amerika'yı birisiyle kapıştırır. Avrupa'yı birbirine düşürür. Rusya'yı birbirine düşürür.
Ama samimiyet olması lazım. Şimdi niye Müslümanlar fethedemediler o gün? Burası çok önemli bir nokta. Bakınız, İsrailoğulları Mısır'dan çıkarken bayram günü gecesi çıkıyorlardı. Ertesi gün bayram. Öyle hazırlattı ki Hazreti Musa onları, Mısırlılar ve Firavun onların çıkacağından endişe etmesinler. Çünkü köle gibi çalıştırıyorlardı. Tamam mı? Evet. Hazreti Musa dedi hazırlan, çıkacağız ama kimsenin malını almayın. Buna rağmen Mısırlılar Hazreti Musa'dan habersiz, Beni İsrailler, evet. İsrailoğulları Hazreti Musa'dan habersiz ve rızasız Mısırlıların altınlarını çaldılar. Bir kısmını emanet ve ariyet aldılar. Bayram yerine gideceğiz, gelip size emanetlerinizi iade edeceğiz dediler. Ve bayram yeri yerine Filistin'e geldiler. Yüzlerce kilo Mısırlıların altınlarını çaldılar. Haram yiyen topluluklar asla muzaffer olamazlar. Bunu bir kenara yazalım. Yani ondan dolayı fethedemediler. Evet, asla ve hatta başında peygamber de olsa. Bak bu çok önemli. Haram yiyen toplumlar asla ve hatta muzaffer olamazlar. Hatta çok enteresandır. Müslümanlar Kadisiye Savaşı'nı kazandılar. Oradan Dicle'ye yöneldiler. Dicle'yi geçecekler ki İran ordusu toparlanmasın. Ordu başkomutanı Sa'd ibn Ebi Vakkas. Orduda Selman-ı Sari Farisi de var. Çok saygın sahabiler var. Evet. 30 bin kişilik İslam ordusu, 120 bin kişilik İran ordusu, 100 tane fil vardı. Allah 100 fili bir Müslümanın okuyla devre dışı bıraktı. Bir tek ok. Bir filin gözüne saplandı. Müslümanlar korkuyordu. Filler ne olacak? Sa'd ibn Ebi Vakkas dedi korkmayın fillerden. Allah'tan korkun. Selman-ı Farisi dedi ki bir ordu haram yemiyorsa mutlaka muvaffak olur. Ama bir orduda bir tek nefer haram yiyorsa o ordu muzaffer olamaz. Onun için bakınız Dicle'nin kenarına geldiler. Dediler ki Hazreti Sa'd ibn Ebi Vakkas ben bu nehri geçmeye karar verdim. Askerler biz de karar verdik. Hadi dedi Allah'ın emriyle bereketiyle yürüyün. Ey Dicle bizi iyi tanı. Hazreti Muhammed'in ordusuyuz. Allah'ın askeriyiz. Bir askerimi boğarsan mahşer günü davacıyım. 30 bin asker Dicle'nin üstünde yürüyerek karşıya geçti. Bunu gören İranlılar dediler ki ecinni ayent. Ya cinler geliyor bunlar insan falan değil. Cinler geliyor. Peki bu orduyu denizin üstünden geçiren amel neydi? Bir asker bir küp altın buluyor Kadisiye'de. Evet. Şu. Getiriyor ordu komutanına. Ben bunu buldum, bu benim hakkım değil. Adın ne? Diyor adımı söylersem riya olur. Asla söyleme. Alın. Şimdi bu ordu, bu asker o küpü yeseydi, o altını... O ordu muvaffak olamayacaktı. Bakınız Hazreti Peygamber'in 700 tane sahabesi hicret etmiştir Mekke'den Medine'ye. Önce Habeşistan'a hicret etti bir grubu sonra hepsi evet. Medine'ye geldiler. Peki İslam tarihlerini bırak. Gayrimüslim tarihlerinde bile Hazreti Peygamber peygamber. Onlar emanete ihanet etmezler. Bütün emanetleri Hazreti Ali'ye teslim etti hicreti esnasında. O peygamber. Onu geç sahabesine dön şimdi. Bunların hepsi tüccar. Hepsi alışveriş ediyor. Ve Mekke'de evlerini, en pahalı evlerini, Kabe'nin yanında paha biçilmez evlerini, paha biçilmez iş yerlerini içinde eşyasıyla beraber bırakarak Medine'ye göç ettiler. Peki bir tane sahabi hakkında şu İslam düşmanları var, müsteşrikler dediğimiz, onlar da tarihleri var. Bir tanesi yazmıyor ki bir sahabi giderken bir komşusunun bir deve yularını götürdü. Bir komşusuna borç taktı ve gitti. Bir komşusunun bir devesini çaldı. Yok böyle bir şey ya. Tabii ki bu ordu muvaffak olacak. 300 kişiyle dünyayı yenecek. Çünkü bu ordu haram yemedi. Bugün Müslümanların büyük sıkıntısı haram yemeleridir. Onun için Hazreti Musa Aleyhisselam'ın
komutasındaki 300 bin kişilik ordu haram yedikleri için savaşmaktan korktular. Evet. Çünkü onlar hayatı dünyadan ibaret sayarlar. İnsanlar haram yiyince ahirete ne kadar inanıyorum diyorsa da aslında inanıyor, inanıyor değildir. Gerçekten inanıyorsa haram yemez. Onun için onlar da ahirete inanıyoruz diyorlardı ama Mısırlıların mallarını çalınca onun için Allah onlara muvaffakiyet vermedi ve Kudüs'ün önünde Hazreti Musa dedi ya Rabbi benim gücüm yetmiyor bunlara. Bunlara cezasını ver, bunlar zalim. Allah dedi ben Tih Sahrası'na düşüreceğim onları. Tih Sahrası'na düşürdü Cenab-ı Hak. E dediler su yok. Hazreti Musa asasını kayaya vurdu. 12 çeşme, 12 pınar fışkırdı. E dediler açız. Dua etti. Dalga dalga bıldırcınlar geldi, kondu, kesti etlerini yediler. Kudret elvası, ballı arılar geldi, bal yaptılar, yediler. Canım dediler. Bu da bizi bıktırdı yahu. Biz o yerin bitirdiği soğan, sarımsak, acur, mercimek de isteriz ya. Yani şu, iyi olanı, kötü olanı iyiye tercih etmek. Fıtratı bozulan Müslümanlar için Kudüs, fıtratı bozulan Müslümanlar için cihat, fıtratı bozulan Müslümanlar için mukaddeslik diye bir şey olmaz. Onun için de hiç umursamadılar. Kudüs'ü kaybetmişler, etmemişler. Allah dedi orada 40 yıl kalacaklar. Niye? Niye 40? Çünkü 40 yılda o nesil ölecek, yeni bir nesil gelecek. Eyvallah hocam. Hocam kesmek hiç istemedim, kesmedim de. Evet. Gönül dostları, yalnız kıymetli hocam çok selamlar var. Ben arada evet, böyle selam. Bir telefonuma bakıyorum. Buraya gelen selamlar var. Aleyküm Kars'tan selam var. Maşallah. Trabzon'dan selam var, hayır, Tokat'tan selam var, Allah razı olsun. Edirne'den var. Bizden de selam olsun onlara. Yurt dışı Avusturya'dan selam var, Hollanda'dan var hocam. Şimdilik birkaç tane daha selam var. Hamit Dağ'ın selam var. Aleyküm bizim selam. Bizim müftümüzdü diyor. Doğrudur. Müftüyü almışsın karşına hocam diyor, selam söyle. Ondan sonra Denizli'den selam var. Aleyküm Hülasa var da var. Biz de gönül dostlarının hepsine selam. Yalnız birisi bir soru, ben onu düzeltebilirim size sormadan. Hocam dedi, o zamanda mı Amerika vardı? Amerika dedi, hani siz Amerika. Musa, şimdi siz Musa Aleyhisselam'ın o şeyini verdiniz ya, ben de onu düzeltmiş olayım. Amelik desek daha iyi. Amelik, evet. Amelik diyelim. Amerika deyince Amerika zannediyor. O son kaftır. Amerika'nın Amalik. Diyor 200 senelik burada 60. Hocam diyor bu... Biz onu aslında söyledik de demek ki kaçırmış arkadaş. Evet, diyor ki kıymetli hocam diyor, siz de bakıyorsunuz diyor, müdahale etmediniz. Amerika şurada 200 sene olmuştu kurulalı diyor. Nereden çıktı diyor bu kadar şey. Evet gönül dostları, hocamıza yine biz buradayız kıymetli hocamla birlikte. Biz sizden biraz müsaade istiyoruz. Bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra yine biz buradayız. Evet gönül dostları, reklam arasından sonra yine biz kıymetli hocamla birlikte buradayız. Fakat bir hatırlatma daha yapmış olalım. Mavi Karadeniz TV ekranlarından bizleri izleyen efendim gönül dostlarına tekrar selamlarımızı arz ettikten sonra Kudüs Tarihi kitabımız var. Daha önce bizi arayanlara kendi aralarında çekilen kurra neticesinde 3 kişiye göndermiştik. Yine efendim mutasarrıflık, o da gerçekten hanenizin bir köşesine, odanızın bir köşesine onu koymak için yine bugün bizleri arayıp efendim not bırakanlara, daha doğrusu arayanlara yine 3 tane şanslı kardeşimize bu mutasarrıflığı da göndermiş olacağız. Bu mutasarrıflık da şöyle bir güzel bir levha olarak evinizin bir köşesinde, odanızın bir köşesinde efendim kalacak inşallah. Bunu da sizlere hatırlatmış olalım. Peki nereye arayacağız? Arayacağımız 0212 524 0101 alan kodu 0212 524 0101. Hem aynı zamanda burayı arayanlara bu kitap ve mutasarrıflığı göndereceğiz hediye olarak. Bir de birinci bölümde arz ettiğim gibi yine aynı numarayı, alan kodu 0212 524 0101'i aradıktan sonra efendim
Kudüs'e ne yapabiliriz? Mirasımız Derneği'yle efendim bizim ne gibi katkılarımız olur diye ararsanız size gereken bilgiyi verecekler. Gereken efendim ne yapılması gerektiğini size söyleyecekler. Diyorum ve yine mesajı da unutmayalım. Hemen sağ köşesindeki Kudüs yazdıktan sonra 5772'ye bir mesaj göndererek bir nebze de olsa, bir damla da olsa katkınızın olması aliyyül âlâ olacaktır. Hepinizi tekrar saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyor ve kıymetli hocama hemen dönüyorum. Kıymetli hocam, şimdi hafız kardeşimiz sizi bir de kapanışta okuturuz Kur'an-ı Kerim. Olur. Yani kardeşimiz güzel maşallah. Evet. Rabbim ilmini âlâ eylesin. Amin. Kıymetli hocam, tabii ki bu ümmetin gerçekten de ciddi anlamda sorumluluğu olan bir yer. Kanayan yarası bir de. Aynen, tabii. Bugün Kudüs, bu durumu malum, durumu ortada iken ne zaman fethedilecek? Ümmet nasıl bir duruma gelmeli ki işte bu esaretten kurtulmalı? Şimdi demin bir şey dedik ya, haram yiyen, bir de fıtratı bozulan dedik. Evet. Ve Hazreti Musa aleyhisselamın bedduası üzerine bu fıtratı bozulan ve peygambere rağmen terbiye olmayan. Niye? Çünkü bunlar Firavun düzeninde her şeyi kamçıyla yapmışlardı. Kamçı yiyerek. Dolayısıyla onlar kamçı istiyorlardı. Ama Hazreti Musa'da da kamçı yoktu. Adalet vardı, tebliğ vardı. Ama buna rağmen, peygambere rağmen, peygambere boyun eğmeyince Allah fıtratı bozulan bu topluma Kudüs'ün fethini nasip etmedi. Onlar Tih sahrasına attı. 40 yıl boyunca sabahleyin çıkmak istiyorlardı. Evet. Akşama kadar yürüyorlardı. Akşam yoruluyorlar, yatıyorlar. Sabah kalkıyorlar, yine dün sabah girdiler. Nihayet o 40 yıl içerisinde o Firavun terbiyesinde yetişen nesil öldü. O Firavun terbiyesinde yetişen nesil öldü. Yerine çölde yetişmiş Hazreti Musa, sonra Hazreti Harun ve sonra Hazreti Yuşa'nın terbiyesinde büyüyen genç, imanlı bir nesil geldi. O neslin başına çölde Hazreti Musa öldü. Kudüs'ün fethini görmek nasip olmadı. Evet. Hazreti Harun öldü. Allah bizi şefaatlerine nail eylesin. Ona da Kudüs'ü görmek nasip olmadı, fethini. Hazreti Yuşa aleyhisselam, o genç İslam ordusunun başına geçerek terbiye edilmiş, İslam'ı dert edinmiş, o genç neslin başına geçti. Sadece Kudüs'ü değil, Filistin'in tamamını Şam'a kadar fethetti. Karşısındaki bütün küfür güçlerini yenerek. Yuşa aleyhisselam. Yuşa aleyhisselam, evet. Şimdi demek ki öncelikle Kudüs'ün fethi için neslin değişmesi lazım. Evet. Sorun nasıl orada. Bir nesil gelecek? Bu çok önemli bir şey. Bir, İslam'ı ve Müslümanların derdini dert edinen bir nesil gelecek. İslam'ı kendisi için hava ve su bilen bir nesil gelecek. Eğer İslam'ı yemeğin yanında tatlı olarak görürse bu nesil, ki bugünkü Müslümanlar, İslam'ı ben samimi olanlarını tenzih ederim ama bugünkü Müslümanların parası da çok. Ama dünkü Müslümanların parası yoktu. Fakat bir avuçtular. Resulullah Aleyhisselam ile beraber olan insanların parası yoktu. Bedir'e giderken çıplaktılar. Dedi Allah'ım, bunlar çıplaktır, sen onları giyindir. Bunlar açtır, sen onları doyur. Binekleri yok, Allah'ım onlara binek ver. 300 kişiyle 1000 kişilik şirk ordusunu yendiler. Dönüşte herkes bir deveye bindi. Bir tane deveyi de yedeğe aldılar. Tamam mı? Evet. Hacı hocam. Onun yani için diyorsunuz ki hocam, önce neslin değişmesi lazım. Sözde değil, özde Müslüman olmak. Bu nesil
İslam'ı yemeğin yanında tatlı görmeyecek. Su ve hava görecek. Bugünkü Müslümanlar ufak bir rahatın yanında İslam'dan vermedikleri hiçbir taviz yok. Veya tersi, ufak bir sıkıştırmanın yanında vermedikleri bir taviz yok. Ama Hazreti Muhammed'in ashabı 3 yıl boykot altında tutuldular da dinlerinden şu kadar taviz vermediler. Ölürüz de vermeyiz dediler. Allah kalpleri yumuşattı. Bedir'de müşrik olarak öldürülen Ebul Bahteri, ya Ebu Cehil'in amcasının oğlu. Ebul Bahteri Müslümanlara merhamet etti de 5 kişiyi yanına alarak, onlar hepsi müşrik, çıktı bu sahife yırttılar. Bakınız, Allah kalpleri parçaladı. Cenab-ı Hak diyor ki tahsebuhum cemi'a ve kulubuhum şetta. Siz o kafirleri birlik sanırsınız. Halbuki kalpleri paramparçadır. Bugün onların bir araya gelişleri, Müslümanların acizliği, Müslümanların korkaklığı, Müslümanların Allah'a tevekkül etmemeleri ve İslam'ı ikinci dert, ikinci şey olarak, birinci dünyevi, ikinciyi uhreviye koymalarının neticesidir. Onun için evvela nesil değişecek. Bu neslin değişmesi de İslam onun için hava ve su olacak. Bütün Müslümanların derdi de kendi derdi olacak. Ferahı kendi ferahı olacak. Bakınız, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hudeybiye Barış Anlaşması yaptı. Bu 10 yıl yürürlükte duracaktı. Sadece 2 yıl durabildi. Evet, hı hı. Bozan taraf kim oldu? Onlar. Müşrikler oldu. Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam Medine'deki Yahudilerle de anlaşma yaptı. 3 kabile. Birisi 3 yıl sonra bozdu, 2 yıl sonra. Birisi 4 yıl sonra bozdu, birisi 6-5 yıl sonra bozdu. Hep bozdular. Peygamber'e ihanet ettiler. Sen ben kimiz ya? Daha enteresan bir şey söyleyeyim. Buyur. Bakınız, hocam. Çok enteresan. Mutlaka okumuşsunuzdur, biliyorsunuzdur da hatırlatmak için. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Beni Nadir Yahudilerine gitti. Bir diyet için, ortak bir yardımlaşma maksat, sizi ben dışlamıyorum. Evet. Benim vatandaşımsınız. Yoksa bu diyeti ben öderim. Ama siz de gelin bize katılın, dışlanmayın. Bunun için Resulullah'ı bir duvarın dibinde oturtturdular. Dediler ya, bu fırsat bir daha ele geçmez. Bir değirmen taşı yukarıdan atıp öldürelim. Ashabını da, ukalan 10 kişiyi de esir edelim. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Ali, işte Ensar'dan, muhacirlerden 10 kişi. Ya. Onları da Mekkelilere satalım. Selam binmişken ne dedi biliyor musun? Ya siz bu niyetinizden önce Cebrail ona haber verir dedi ya. Siz ne yapıyorsunuz ya? Buna rağmen adam iman etmedi ha. Buna rağmen bak. Buna ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir hacet için kalkıp sanki kalkıyormuş gibi direkt Medine'ye gidince, ya Muhammed nerede kaldı? Medine'den gelen bir Yahudi'di, ben onu Medine'ye girerken gördüm. Eyvah dedi, Cebrail ona haber vermiş. Yine iman etmediler. Dolayısıyla Müslüman Allah'a güvenecek. Onun için Beni Bekirliler anlaşmayı bozdular. Müşriklerin yardımını alarak Huzallara hücum ettiler. 25 kişi öldürdüler. Huzallardan Amr ibn-i Salim hecim bir deve üzerinde 4 gün bu yolu alarak Medine'ye ulaştı ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın önce penceresinin önünde, sonra mescitte meşhur şiirini okudu. Kimimiz secdeydeyken, kimimiz rüküdeyken, anlaşma gereği emniyet içerisindeyken bizi öldürdüler ya Resulallah. İmdat ya Resulallah. Şimdi Filistin'de, şimdi Doğu Türkistan'da, şimdi Somali'de, şimdi Afrika'nın birçok ülkesinde, şimdi Arakan'da Müslümanlar imdat diyor. Hocam, sos bir, çalıyor. Hocam bir nokta, burada geçen bu kardeşimiz, kameraman kardeşlerimiz de şahit. Arakanlı bir kardeşimize, diğerlerine sorduk, nerelisin? Ama Arakanlıyım. Ama benim ülkem yok. Ya. Kardeşlerini kaybetmiş. Ah. Biz de kendisine inşallah dedik ki, hocaya, bu
bu sene biz bunu istihdam edelim. Kardeşimiz Kurra Hafız. Bak, evet. Bu sene bitiriyor. Dedim nereye gideceksin? Benim ilmim de var ama diyor, ilmimi nerede anlatacağım diyor. Emin. Müslüman olan bir ülkede diyor anlatacağım. Benim diyor anne, baba başka yerde, kardeşler öldü, öbürü. Fakat benim vizem de yok. Bak, Arakan dediniz. Ya. Evet. Şimdi imdat diyorlar. Evet, buyur. Ama biz açık kahvaltı sofralarında yemek yiyoruz. Onlar karınlarını doyuracak bir lokma ekmek bulamazken, zulüm altında inim inim inlerken, evinden camiye giderken çocuğuyla helalleşip ben gelmeyebilirim veya ben dönerken sizi görmeyebilirim diyor adam. Dolayısıyla önce Müslüman İslam'ı dert edinecek, Müslümanların derdini dert edinecek. Amr İbni Salim bu şiirini okuyunca, imdat deyince, Hacı Hocam Resulullah ne buyurdu biliyor musun? Sana yardım etmesem ben yardımsız kalayım. Ben size yardım etmezsem ben yardımsız kalayım. Bu ne demek biliyor musunuz? Müslüman, mazlum Müslümana yardım etmese yardımsız kalacaktır. Bu demektir. Onun için Müslümanların öncelikle duyarlılıkları dünyanın öbür ucunda. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem az bir dua ederdi ama Bir-i Maune ile Reci olayından sonra 40 gün sabah namazında o müşriklere beddua etti. Niye? Haksız yere 47 Müslümanı şehit veya 77 Müslümanı şehit ettikleri için, ihanet ettikleri için. Şimdi adam geliyor, Müslümanın evini buldozerle yıkıyor. Dünya seyirci yahu. Yahu yeşil sevdalıları nerede? Ağaç sevdalıları nerede ya? Bir ağaç dünyanın başka bir yerinde bir kıyamet koparıyorlar Taksim'de 10 ağaç diye. Ama adam gidiyor, 3000 yaşındaki zeytin ağaçlarını buldozerlerle yıkıyor. Hani neredeler ağaç sevdalıları? Hani neredeler insanlık sevdalıları? İşte onun için Müslüman Hazreti Peygamber size yardım etmesem ben yardımsız kalayım. Onun için ha onların bir kısmı da Müslüman değildi, müşriktiler ha. Ama mazlumdular. Ama Resulullah'ın müttefikleriydiler. Kaldı ki buradakiler bizim kardeşlerimiz. Evvela Müslüman onun derdini kendi derdi bilecek. Çünkü Hazreti Peygamber ne buyurmuş? La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsihi. Müslüman kendi nefsi için sevdiğini Müslüman kardeşi için de sevmedikçe. Kalkıyorsun sabah güzel kahvaltı yapıyorsun. Emniyet içindesin. Rahat çarşıya çıkabiliyorsun. Akşam çocuğunu gönderiyorsun. Akşam rahat geleceğini bil. Diğer Müslüman ülkelerin hepsi böyle mi? Bugün Arakan böyle mi? Doğu Türkistan'da ya dünyanın eşine ender rastlanan zulmünü uyguluyor. Kafir Çin İmparatorluğu. Orta Asya'nın birçok yerlerinde. İşte Arakan'da, işte Mindanao'da, Hindistan'da bugün Müslümanlar çok büyük baskı altındalar. Çok büyük baskı. Onun için evvel emirde Müslümanların öncelikle ne şey değişecek, yeni bir nesil gelecek. İslam'ı dert edinen, Müslüman'ı dert edinen, birinci derdi İslam ve Müslümanlık olacak. Allah onun yanına ahiret dünyalarını koyar, hiç problem değildir. Dünyalık dediğinizde nedir? Dün bizim paramız azdı, 1400 yıl önce. Hem bizi hem Batı'yı biz idare ediyorduk. Ama şimdi bizim paramız çok. Paramız nerede şimdi Hacı Hocam? İsviçre bankalarında, Amerikan bankalarında. Hem bizi idare ediyorlar, hem paramızı idare ediyorlar. Paramızın faizini alıyorlar. Sonra paramızı sakladıkları için bizden faiz alıyorlar. Sonra o paramızla silah yapıyorlar, bizi öldürüyorlar. Bizi birbirimizi öldürttürüyorlar. Paramız çok ama imanımız zayıf olunca hem bizi hem paramızı idare ediyorlar. Ama iman güçlü olunca, paramız az olunca, imanın güçlülüğü de nedir? İslam'ı birinci dert edineceksin. Olmazsa olmazsa İslam'ınız. Ama bugünkü Müslümanlar için, ben birçoğu için kimseyi ilzam etmiyorum ama gerçek de ortada ya. Ben buraya bir açıklık getireyim gerçek hocam. Gerçek de ortada. Buradan bir mesaj geldi kardeşimizden. Diyor ki, hocam ağzına sağlık hocamın. Teşekkür ediyorum hocama. Yalnız diyor, Orta Doğu'da efendim bu Arap kardeşleri
Filistinler Arap, biz sahip çıkalım. Tabii ki çıkıyoruz ama neden diyor bir ata, bir efendim futbol takımına milyarlarına, milyar dolarlarını akıtanlar diyor, ses çıkartmıyor. Dedik ya, böyle bir dertleri yok ki. Ben bir cevap vereyim hocam buna. Adamların, şöyle ben şunu söyleyeyim. Yani varsay Arap ülkelerin liderleri sapıttılar ki birçoğu sapıtmış. Zaten şu anda İslam'ın ve Müslümanların derdini söyleyen, başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Allah uzun ömür versin, muhafaza eylesin. Bir, iki, üç tanenin dışında hiç kimse yok. Herkes artık kendi saltanatını, kendi krallığını ne kadar devam ettirebilmenin peşindedir. Dolayısıyla işte ben esas oraya geleceğim biraz sonra. Fedakarlık benim Kudüs'ü kurtarmak için yazdığım notlardan birisi. Fedakarlık, biri eğitim, biri niyet, biri takva. Ben kısa bir cevap vereyim. Buyurun. Kıymetli hocam. Evet, gönül dostum. Çorum'dan arayan bir izleyicimiz. 2-3 programınızı izledim hocam diyor. Şöyle diyelim. Hocam aslında onu anlatıyor. Yani Müslüman sadece Türkiye değil. 1 milyar 700 milyon Müslüman var yeryüzü coğrafyasında. Haklısın kardeşim. Ama hocamın da buyurduğu gibi en duyarlı bir ülke olarak bu ümmetin gözbebeği Türkiye Cumhuriyeti ve bugünkü idaresiyle birlikte Allah'a hamdolsun. Tabii biz buradan söylemeyelim. Bir kardeşim bugün Yunanistan'dan geldi. Dua ediyoruz ki ayakta kalın, hayatta kalın. Evet. Bizim 70 iken Kur'an kursumuz orada 230'a çıktı diyor hocam. Elhamdülillah. Bak, bunun da Türkiye'den yapılan yardımlarla, daha doğrusu değilen bir el ile yapılmış. Tabii, elhamdülillah. Hocam şunu demek istedi. Dedi ki bu kadar, ben netini söyleyeyim. Tercümanlığını yapmış olayım. Evet, razı olsun. Hocam dedi ki bu kadar paraları var, doğru. Petrol, ümmetin petrolü. Altın, ümmetin altını. Yani burada hani ülke de verecek olursak, ki vermemize gerek yok. Orta Doğu'daki, hadi bir tanesini verelim Arabistan'ından diğerlerine kadar. Bir ata 300 milyon dolar ödeyen, bir ya, takıma efendim... 500 milyon dolar. 500 milyon dolar ödeyen, bir futbolcuya 500 milyon, 50 milyon dolar ödeyen. Bu topluluktan biz bahsetmiyoruz. Hocam burada samimi Müslümanlardan bahsediyor. Buyur hocam. Şimdi tabii evvela böyle bir neslin oluşumu lazım bizim için. Haram yemeyen. Her halükarda haram yemeyen. Evet. Ben önce şunu söylüyorum. Bugün Kudüs'e gittiğimde Filistinli Müslümanlarla bir toplantı yaptık. Dedim ki size bir teminat vereyim. Hem izleniminizi de almak istiyordum. Bu da iyi oldu yani. Haram yemeyin, muzaffer olacaksınız. Ama siz haram yerseniz kıyamete kadar Kudüs'ü fethedemezsiniz. Kıyamete kadar dedim. Ama haram yemeyin, kısa süre içerisinde Kudüs'ü fethetmek size nasip olacaktır. Niye? Allah Resulü, biz muvaffak olmak için ne yapıyoruz silahlarımızdan? Birisi nedir Hacı Hocam? Dua, değil mi? Evet. Şimdi Hazreti Peygamber ne buyuruyor? Bir adam bir lokma haram yemişse 40 gün duası kabul olmaz. Bir tek lokmaya... Bir adam bir elbise 100 dirhem almışsa, 99'u helalsa, bir dirhem haramsa, o elbise onun üstünde olduğu müddetçe duası kabul olmaz. Nasıl muzaffer olacaksın? Nasıl muvaffak olacaksın? İşte nesil değişir derken, İslam'la, dinimizle terbiye olmamız lazım. Bu çok önemli. Bu esas. Dinle taviz verilmemesi evet, lazım. Evet hocam. İkincisi, fedakarlık. Bu çok önemli bir şey aslında. Hocam benim çok dikkatimi çekmişti. Bir vaaz ettiniz bizim camimizde. Evet. Bunu da almış olalım hakikaten. O gün birisi geldi dedi ki, hocam dedi, ben kolay kolay dedi camilerde yardım eden biri değildim dedi. Evet. Bu hocamız dedi bizi alıştırdı. Bu hafta da, bu hafta söyledi onu, bu cuma söyledi. Hı-hı. Ya dedi ben böyle kolay kolay hani para veren birisi değildim dedi. Hocam dedi o kadar güzel işledi ki dedi. Mantıken sonra gittim düşündüm dedi. Hatta dedi o gün dedi olmayan bir parayı verdim dedi. Zor, benden zor alır kimse dedi yani. Ondan sonra hakikaten o çok güzeldi. Bu hem
Bu ikinci maddeye uygun olarak ne yapılmalı en azından? Şimdi fedakarlık dedim. Fedakarlık. Bakınız, bu çok önemli bir şey. Mal ve candan. Bu çok önemli bir şey. 1948 İsrail-Arap Savaşı'nı ben iyi inceleyen, bu hususta yaklaşık 15 kitap okuyan biriyim. Evet. Ve gerek İngiliz gazetecilerin bölgede olduğu halde yazdıkları kitaplar, beyanatlar, bunların hepsini irdeledim ve Filistin Devlet Başkanı Osmanlı ordusunda teğmen olmuş Emin el-Hüseyni. Fakat maalesef Osmanlı paşaları İngilizlerle beraber olup Osmanlı Devleti'ni yıkınca, hıyanet içeriden olunca adam açıkta kaldı, Filistin'e gitti. Ve Filistin sahipsiz kaldı. Kimse sahip çıkmayınca kendi başlarının çarelerine baktılar. Bir örgüt oluşturdular. Yahudilere karşı savaşıp Kudüs'ü müdafaa. Oraya İngilizler de lejyon kurdular. İsrail Devleti'nin kurulmasını onarmak ve bütünleştirmek için. Şimdi Müslümanlar, dedim ya fedakarlık. Müslümanlar Emin el-Hüseyni, en yakın yeğeni olan ve onu aklıma geldikçe gözlerim yanıyor. Makine yüksek mühendisi Abdülkadir Hüseyni. Filistin komutanı, Kudüs'ü kurtarma komutanı Kastel köyünde 1947 yılında şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Ne mücahit bir insandı. Makamı cennet olsun onun. Abdülkadir Hüseyin'i gibi insanları yetiştirmek lazım. Şimdi Müslümanlar para toplamaya başladılar Hacı Hocam. Evet. Ya senin bütün namusun, dinin elden gittikten sonra Kudüs'ün şuradaki köşk senin olsa ne olacak? Aynen. Değil mi? O gün Müslümanlar mallarının %10'unu verseydiler bugün bu felaket başlarına gelmeyecekti. Fakat mallarının %1'ini bile vermediler. Emin el-Hüseyni Mısır, Suriye, evet, Filistin, Ürdün'den yardım topladı. Toplanan tüm yardım 2 yıl boyunca devam etti. 2 milyon cüney. Bu herhalde galiba 2 milyon dolara tekabül ediyormuş. Evet, 2 yıl boyunca. Evet hocam. Şimdi gelelim Yahudilerin fedakarlığına. Araplar zorla savaşa götürülürken Yahudiler isteyerek her yere koşuyorlardı. Evet. Tamam mı? Golda Meir 1947 yılında Amerika'ya gitti. Wall Street'te Yahudileri topladı. Dedi ki biz canımızı ortaya koyarken siz rahat yaşıyorsunuz. Para vereceksiniz. Filistin'de Yahudi devletini kurtarmak için. Bir saat içerisinde 70 milyon dolar topladı. 70 milyon dolar nerede? 2 yıl Mısır, Suriye, Filistin, Ürdün, Irak'a kadar 2 milyon dolar nerede? Şimdi evvela fedakarlık lazım. Müslümanlar büyük fedakarlık yapacaklar. Artık bu iş cami kapısında 10 lira, 20, keşke 10 lira verseler. Yani bazen işte Diyanet şuraya yardım toplanacak. Ben ciddi söylüyorum ya arkadaş, haftayı sadakasız geçmeyin, etmeyin. Bakıyorum 2000 kişi var, sonra Hoca Efendi'ye soruyorum ne kadar para toplandı? 1000 lira. 1000 lira. Ya bu ne biçim iş? Bu nasıl bir fedakarlık? Yani haftada 20 lira sadaka verse insan işinin, çoluk çocuğunun sadakası olarak ne kaybedecek? Demek ki 1 lira bile vermiyorlar ya. 2000, 1 lira verse 2000 lira olur, edecek. Değil. Dolayısıyla evvela Müslümanlar fedakar olacak. Bugün Müslümanların hayır hasenatlığı Batı'nın fedakarlığı yanında hiçbir şeydir. Bakınız, geçen gün bir kilise yandı değil mi? Evet. Tarih yanıyor. Daha önce bundan 1967 yılında İsrail Mescid-i Aksa'yı yaktı, biliyor musunuz? Tabii. Mescid-i Aksa'nın meşhur kapısıyla o veli, keramet sahibi Nureddin Mahmud Zengi'nin 20 yıl boyunca havuzlarda, ilaçlı havuzlarda bekleterek maun ağacından yaptırdığı 3000 parçadan birbirinden giydirmeli olan mihra minberini yaktılar. Ve o
biliyor musunuz? Nurettin Mahmud Zengi Halep'te bir usta çağırıyor. Meşhur, en meşhur marangoz, ağaç ustası. Diyor ki bize şu ebatta bir minber yapacaksın. Veziri ve soruyorlar mabeyincisi, sultanım nereye koyacaksınız? Bittiği gün Allah onun konulacağı yeri size gösterecek, bize gösterecek diyor. Söylemiyorum. Bittiği gün. Ve Nurettin Mahmud Zengi, o büyük mücahit, Selahaddin-i Eyyubi'yi yetiştiren, gece gündüz cihad eden, vefat ettiği zaman Şam'da vasiyeti üzerine Sultan Nurettin öldü. Sadece malından 6 metre bez götürdü diye. Evet, Sultan Nurettin öldü. Allah rahmet eylesin. Bu kadar servetinden sadece ve sadece 6 metre bez götürdü. Neyse 8 metre bez götürdü diye bütün Şam'a duyurmuştur bunu. Sultan Nurettin'den sonra Sultan Selahaddin geldi. Hiç gülmemiştir biliyor musunuz? Bir gün oğlu diyor ki baba bir defa da gülsene. Ne diyor biliyor musunuz Selahaddin-i Eyyubi? Allah rahmet eylesin. Diyor ki ben nasıl güleyim? Evet, Kudüs ya, Hristiyanların elinde. Kudüs'ün içinde 70 bin Müslüman esir diyor. Selahaddin nasıl gülsün diyor. Selahaddin'e gülmek yakışır mı diyor. İşte Müslümanlar bugün bu acıyı içlerinde çekecek ve Kudüs fethedildiği gün diyorlar ki bir de mihrap, minber lazım diyorlar buna. Selahaddin Eyyubi'ye diyor ki minber. Ya diyorlar Sultan Nurettin bir minberin yapısını, yapımını Halep'te emretmişti. Hemen postacı gönderiyorlar ki Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü fethedip Kudüs'e girdiği gün minber bitmiştir. Vay. Nurettin Mahmud'un kerametlerinden birisidir. Allah rahmet eylesin. Makamı cennet olsun. Allah bizi onların şefaatine nail eylesin. Gerçekten. Önderlerimizi onları önder edinenlerden eylesin. Amin. Örnek edinenlerden eylesin. Şimdi bakınız bir kilise için bir tek zengin Fransalı 100 milyon euro verdi. Anında. Evet. Ve kaç milyar euroyu açmışlar. Şimdi 67'de efendim dünya tarihi yanıyor. Kimse de kasıtlı yakmadı. Kaza neticesi yangın çıkmıştır. Evet. Biz de acıyoruz yani yazıktır. Ama İsrail tarihi yaktı. İsrail Mescid-i Aksa'yı yaktı. Ve daha enteresan bir şey, Yahudi itfaiyesi gelerek benzin septi. Yangını iyice gürledi. Ama o gün dünya yine sustu. Ha, sadece şunu diyorlar. Yahudiler Müslümanları katledince kınıyoruz diyorlar. Ama arkasından diyorlar ki canım iyi yaptınız, devam edin. Zaten bunu Allah-u Teala efendim Ali İmran suresinde çok net belirtmiş böyle yapılarını. Onun için Müslümanlar Filistin için sadece Müslüman Türkler değil, Filistinli Müslümanlar başta olmak üzere dünya Müslümanları Filistin, Doğu Türkistan, Arakan, Mindanao, Afrika'da, Balkanlarda, dünyanın neresinde Müslümanlar zulüm altındaysa ırkçı gözüyle bakmayacağız. Bölge gözüyle bakmayacağız. Mümin evet. gözüyle bakacağız. Ümmet gözüyle bakacağız. Çünkü Allah buyurur ki وَجَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطَى Biz sizi orta bir ümmet yaptık. Ne demek orta ümmet? Zulmetmez, zulme razı olmaz. Orta ümmet bu demektir. Hakla idare eder. Onun için biz sizi ümmet demek zaten önderler. İmam kelimesinin şeyidir bu. Müştakıdır. Önder toplum demektir. Onun için biz sizi önder bir toplum yaptık ki Resulullah size önder olsun, siz de insanlara önder olasınız. İyiliği emredesiniz, kötülüğü yasaklayasınız. Bunun için sizi orta bir ümmet yaptık. Onun için dünyanın neresinde olsa Müslümanlar artık 10 lirayla, 20 lirayla değil. Müslümanlar çocuklarına çok ev apartman bırakmak şeyinden çıkacaklar. Din imanı miras olarak bırakmaya çalışacaklar. Ha varsa da bıraksın, bırakmasın demiyor. Ama Müslümanlar mallarından Allah yolunda ciddi anlamda fedakarlık yapacaklar. Kudüs'ü tanıtan, Kudüs için mücadele eden derneklere, Kudüs'teki cihad eden Müslümanlara, bakınız 40 yıl önce
Filistinli Müslümanlar İslam'dan sırt çevirdiler, yok oluyorlardı. Ne zaman başta İslami cihat, İslami hareket, Şeyh Ahmet Yasin, Allah rahmet eylesin, makamı cennet olsun ve onunla beraber felçli bir adam, bakınız. Ayakları yok, elleri yok ama kalbi iman dolu. İsrail'in ödünü patlattı. Gençlik İslam'a dönünce İsrailliler şimdi evlerinde uyuyamıyorlar. İnşallah Allah hiçbirine rahat uyku vermesin. Amin. O duayı yapıyoruz. Ne ordusuna ne kendi Kudüs'ün zulmünü onaylayan hiçbir Yahudi Allah orada rahat uyku vermesin. Çünkü onlar Müslümanlara rahat uyku vermiyorlar. Onun için Müslümanlar fedakarlık yapacaklar. Bu fedakarlıkta da ellerini ceplerine sokacaklar. Ciddi anlamda yardım yapacaklar. Öyle 10 lira, 20 lira değil, bir daire bağışlayacaklar, bir apartman bağışlayacaklar. Ne bileyim, böyle ciddi anlamda milyon dolarlar, yüz binlerce dolarlardan bahsediyoruz. Onun için inanın ki Batı'da ben bir tanıdığımızı ziyaret etmiştim. Çok ibret bir şey. Adamların batıl da olsa dinleri için fedakarlığı. Bizim o dostumuz 18 dairelik bir apartman almıştı. Dedim ki ya Hacı abi, bir tane daire yetmiyor muydu, 18 daire aldın? 40 yıl borç altına girdin faizde, ne gerek vardı buna? Hocam dedi, çocuklar, torunlar, canım sana ne onlardan, bırak onlar kazansın. Sen şimdi onların önünü kapattın dedim. Onlara kazanmayı öğretmedin, balık tutmayı öğretmedin, hazır balık bırakıyorsun, çabuk tüketsinler dedim. Hocam dedi, vallahi öyle, ben bu binayı alalı beri 3 yıldır çocuklar doğru dürüst çalışmıyor, hesaplıyorlar, kitaplıyorlar, herkese 4,5 daire düşüyor. Diyorlar, bir ikisini satarız, kiraya veririz, birisi de geçiniriz, gideriz. Yani peki dedim, size bu apartmanı satan adam ne yaptı bu parayı? Dedi ki bunun 5 binası vardı. İkisini kiliseye bağışladı. Bir tanesini dedi bir yetim yurduna bağışladı. Bir tane villada oturuyor. Bunu da sattı, parasını faize koydu. Her ay bir dünya ülkesi geziyor. 15 gün dışarıda, 15 gün burada. Evinde köpekleri var, kedileri var dedi. Bakıcısı bakıyor. 15 gün sonra onlar da gelip bakıyorlar. Tekrar gidiyorlar dedi. Dedim bir çağır, bir görüşelim bu adamla. Çağırdı, tanıştık. Dedim ki ya çocuklarınıza niye bırakmadınız? Bakayım ne diyecek, bizi Müslümana ne ders verecek? Dedi ki biz sizin gibi düşünmüyoruz dedi. Çocuklara çok hazır bırakmak yerine çocuklara kazanmayı öğretmek lazım. Bir tek oğlu var, o da kirada oturuyor Hacı Hocam. Bak. Hocam Hanöfer'den lafını kesmeyeyim. Evet. Hocamı şu an diyor 7 kişilik bir grupla izliyoruz. Evet. Hocama ve arkadaşa selam söyle diyor. Allah razı olsun. Mescid-i Aksa'ya da selam olsun. Hay Allah razı olsun. Şimdi bakınız, adamdaki zihniyete bakınız. Diyor ki benim babam bana bırakmadı ki, o da mal varlığını kiliseye bağışladı. Babam 3 tane bina bağışladı kiliseye dedi. Ben hiç de kızmadım. Ama babam bana dürüstlüğü, çalışmayı öğretti. Ben de çalıştım, kazandım. Ben de oğluma bunları öğretmişim. O da çalışsın, kazansın dedi. Dedim ki Hacı abi, gördünüz mü? Ya. Sen hazır bırakıyorsun, onlar tüketme yollarına bakıyorlar. Dolayısıyla Müslümanlar çocuklarına miras olarak İslam'ı bırakacaklar. Hazreti Peygamber'in sünnetini bırakacaklar. Varsa da mal bıraksın ama bu derde düşmesinler. Derde düşmesinler. Ama İslam için çok ciddi fedakarlık yapmak gerekir. Aksi takdirde Allah korusun, Allah muhafaza eylesin, İslam dünyası şu anda yanıyor. Yanıyor. Her taraf hocam. Her taraf yanıyor, evet. Şimdi Türkiye'yi yakmak istiyorlar. Her taraftan ateş Allah atıyorlar. Allah fırsat vermesin. Allah onlara fırsat vermesin. Ve de tabii ki idarecilerimizi, okur yazarlarımızı da doğru karar almayı nasip eylesin. Amin. Yanlıştan muhafaza eylesin. Şimdi fedakar olan toplumlar kazanır. Bakınız Tebük seferinde Allahu Teala'nın Resulü dedi ki şu orduya yardım edin. Peki 30 bin kişilik ordu 10 lira 20 lirayla teçhiz edilir miydi? İmkansız. Ama hiçbir şeysi olmayan getirdi, yarım hurma koydu. Ama Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh tüm malını verdi. Hazreti Ömer yarısını verdi. Hazreti Osman
300 deveyi koşumlarıyla, havutuyla, yularıyla, sikkesiyle beraber getirdi. Binde altın verdi. Fedakarlık budur işte Hacı Hocam. Evet. Aynı Hazreti Osman 36 bin dirheme altına Rume kuyusunu satın alarak Müslümanlara vakfetti. 12 bin dirheme Mescid-i Haram'ın Mescid-i Nebevi'nin yanındaki arsayı satın alarak Mescid-i Nebevi'ye hibe etti. Aynı Hazreti Ebubekir 12 bin dirhem ödeyerek Sehel ve Süheyl adlı iki yetime Mescid-i Nebevi'nin esas arsasını alarak hibe etti, vakfetti. Fedakarlık budur. Müslümanlar böyle, eğer Filistinliler o gün, eğer Mısırlılar o gün, Suriyeliler o gün mallarının %10'unu verseydiler, bugün Golan Tepeleri İsrail'e hediye edilmeyecekti. Edilemeyecekti. Bugün efendim Gazze 20 yıl Süveyş kanalı İsrail'in zulmü altında kalamayacaktı. Burnuların dibinde bu büyük bela onlar için yoktu. Bugün İsrail diye bir devlet yoktu. Önce fedakarlık dedik iki. Üçüncüsü, eğitim çok önemli bir şeydir. Eğitimsiz insanlar hayatta hiçbir şey yapamazlar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ashabına bunu çok iyi öğretmiştir. Bunu çok iyi öğretmiştir. Eğitim, öyle bir eğitim vermiş ki, öyle bir eğitim vermiş ki, emin insanlar olmuşlar hepsi. Bu çok önemli. Önce emin bir toplum yetiştirmek zorundayız. Emanete ihanet etmeyen, sahtekarlık yapmayan, kandırmayan, yalan söylemeyen, sözünde duran. Ne güzel. Bu çok önemli. Evet. Ama bugün Müslümanlarda kandırma sıradan bir iştir. Sahtekarlık sıradan bir iştir. Maalesef. Gayrimüslim bir adam ülkemize geliyor veya başka bir Müslüman ülkeye. İlk defa bir gayrimüslim, ilk defa bir Müslüman ülkeye seyahat ederken kafasında İslam için biraz hüsnü zan var. Fakat karşılaştığı Müslümanlar havaalanından itibaren adamı dolandırınca, bir yerine 5 isteyince, 3 yerine 9 isteyince adamın kafasındaki hüsnü zan yerini suizana bırakarak geriye dönüyor. Onun için eğitim dedim ya, şimdi 1947 savaşında savaşı takip eden gazeteciler diyor ki, Yahudi savaşçılar eğitimliydi, Müslüman savaşçılar eğitimsizdi. Mesela bir çatışma esnasında Yahudiler ellerindeki mermiyi çok dikkatli kullanıyorlardı. Şarjör olduğu gibi boşaltmıyorlardı. Birer birer atıyorlardı. Fakat Müslüman savaşçıların birçoğu eğitimsiz olduğu için hepsini bir elini atıyor, şırırt bir şarjörü boşaltıyor. Bir tane mermi de isabet etmiyor diyor. Ondan sonra şeysiz kalıyor. Efendim? Mermisiz. Evet, onun için bu bir misaldir verdim. Abdülkadir Hüseyin'i savaşırken onun için Müslümanların İslam eğitimiyle, Kur'an ve sünnet eğitimiyle, ashab-ı kiramın eğitimiyle, Halid İbni Velid'in eğitimiyle, Sa'd İbni Ebi Vakkas'ın eğitimiyle, Nureddin Mahmud Zengin'in eğitimiyle, Selahaddin Eyyubi, Yavuz Sultan Selim'in eğitimiyle iyi eğitilmeleri lazım. Fatih Sultan Mehmed'in eğitimiyle iyi eğitilmeleri lazım. Onun için vaktimiz ne kadar var? Vaktimiz kalmadı hocam. Öyle biz mi? De kesmek istemiyoruz. Reklama da gitmedik. Ondan sonra bitti son, mi yani? Hocam maşallah biz de hiç şey yapmadık. Ya? Evet. Şöyle yaparız hocam, kıymetli hocam. Biz bunu bir tadımlık kabul edelim. Gerçekten çok güzel. Benim daha size güzel sorularım var. Aslında Abdülkadir Hüseyin'i de anlatmamız lazım. İşte şöyle yapalım kıymetli hocam. Önümüzdeki programa bir bakayım. Bir şeye... Önümüzdeki değil daha bilahare. Bir başka. Neyse bakalım.
Biz inşallah Ramazan'da da burada sizi konuk etmek istiyoruz. İnşallah. Allah nasip ederse. Şey olmasa inşallah. Mavi Karadeniz TV ekranlarından inşallah gönül dostlarının. İstersen iki kelimeyle onları söyleyeyim. Onları da alalım hocam. Niyet ve takva. Bakınız bu çok önemli. Evet hocam. Niyet şehadet olmalı, ganimet olmamalı. Süper. Eğer niyet ganimet olursa baştan kaybetmiştir Müslümanlar. Ama bugünkü Müslümanların çoğunun niyeti ganimettir. Ne şehadete ulaşıyorlar ne de ganimete ulaşıyorlar. İkisini beraber kaybediyorlar. Ama Bedir'deki ama Hendek'teki ama Uhud'daki Müslümanların niyeti şehadet olunca hem zaferi kazandılar hem ganimet geldi ayaklarına. Güzel. Onun için niye niyet dedim şehadet olmalı? Bir de takva. Bu çok önemli. Onunla bitireyim, bir hadisle bitireyim. Niye niyet dedim? Hazreti Peygamber diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, bitiriyor muyuz? Sizden şey alalım, hafızada bir hemen, Asır suresini okutacağız. Hazreti Peygamber diyor ki, üç sınıf insan Allah'ın himayesinde ve zimmetindedir. Bir, sabah namazını kılan adam ertesi sabah namazına kadar Allah'ın himayesindedir. İki, bir eve bir iş yerine girerken, kendi evine, başka bir eve, başka bir iş yerine girerken Allah'ın selamını vererek giren adam çıkıncaya kadar Allah'ın himayesindedir. Süper. Üç, cihada çıkan adam, cihada. Cihada neyle çıkılır? Şehadet niyetiyle çıkılır. Dönünce evine, dönünce veya şehit oluncaya kadar Allah'ın himayesindedir. Kudüs'ü kurtarmak için niyet şehadet olmalı. Niyet şehadet olunca Allah'ın himayesine girmiş oluruz. Allah'ın himayesine giren kimseye hiç kimse zarar veremez. Teşekkür ediyorum, saygılar hocam, sürüyorum. Allah razı olsun. Sürçülisan ettiysek affola. Hocam Allah razı olsun. Ayağınıza sağlık, yüreğinize sağlık, ağzınıza sağlık. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Bizi kırmadınız. Kudüs'e bakış programına teşrif ettiniz. Ama biz sizden ileriki zamanlarda yine Kudüs'e bakış ama konu Mescid-i Aksa olunca yine bu sizin ilminizden istifade i̇nşallah, edeceğiz. İnşallah. Bu Havuz kardeşimiz de İsa da benim gibi sakin bir şekilde sizi dinledi. Allah razı olsun. Demek ki es-sükutu minel hayır. Evet. Sükut etmekte hayır varmış. Hocamı dinledik, bir şeyler aldık, istifade ettik. Çok şeyler aldık, istifade ettik. Allah razı olsun. Gönül dostları, biz kıymetli hocama sizler adına yine Mirasımız Derneği'nin bir hediyesini kendisine takdim edeceğiz. Ama ondan önce bu hafız kardeşimizden de bir kısa Asır suresini, çok kısa onu alacağız. Daha sonra da programımızı bu şekilde noktalamış olacağız. Şimdiden Allah'a emanet olun diyoruz. Evet kardeşim, bütün geçmişlerimize Asır suresi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر الإنسان لفي خسر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وتواصوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة
Evet gönül dostları, bütün geçmişlerinize ve geçmişlerimizin ruhuna gitsin. Amin. Kudüs'e bakış programının birisini daha geride bırakıyoruz. Önümüzdeki günlerde, yani önümüzdeki hafta yine değerli bir konukla huzurlarınızda olacağız. Ben kıymetli hocama, Mirasımız Derneği'nin hocam, size şöyle bir hediyesi var. Bu güzel maket, maşallah, 144 evet. Dönümlük yani. Evet. O Mescid-i Aksa'nın Kur'an-ı Kerim'de zikredilen evet. Efendim maketi. Bu maketi. Çok güzel. Evinizin bir köşesinde. Ben de teşekkür ediyorum. Mirasımız Derneği'ne de teşekkür ediyorum. İzleyicilerimizin bu derneğe gerçekten yardımcı olmaları lazım. Allah razı olsun emekleri geçen herkese ve Allah-u Teala bir an önce Kudüs'ü bu esaretten kurtarsın diyorum. Bütün İslam beldeleriyle beraber. Evet hocam. Hocam biz çok çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Allah ederiz, razı olsun. Sağ olun. Hafız kardeşim size de çok çok teşekkür ediyoruz. Rabbim ilminizi âli eylesin. Amin inşallah. Evet. Teşekkür ederiz hocam. Sağ olun hocam. Evet gönül dostları. Allah'a emanet olun. Hoş kalın. Hoşça kalın. Rabbimin emanetinde olun. Şimdiden Ramazan-ı Şerifiniz hayırlara vesile olsun. Tebrik ediyorum. Rabbim Şaban-ı Şerif'in son diliminde amin. Bizleri ümmetin ayı olan Ramazan'a kavuştursun. Allah'a emanet olun efendim.